bize de firmalar tarafından 4 ile 6 milyon civarında grip aşısı geleceği belirtildi. Biz de herkes gibi bekliyoruz. 20 milyona yakın kronik hastanın olduğu, yaşlı nüfusun giderek arttığı, kanser, şeker, böbrek gibi hastalıkların arttığı ülkemizde bu yıl yalnızca 4 milyona yakın grip aşısı gelmesi bekleniyor. Şu an sormaya başladılar. Zaten grip aşısının tam mevsimi şimdi. Ya bugünlerde yavaş yavaş yapılması gerekiyor. Tabii aşıların olması lazım. Çünkü grip de sonuçta ciddi bir hastalık. Yani riskli gruptaki insanları ölümcül sonuçlara yapabilir, yol açabilir. Dolayısıyla hükümetin bu konuda her sene yeni bir grip aşısı sağlaması lazım. Grip aşılarının depolara dağıtımı yapılırken eczanelere ise Eylül ortasında verilmesi bekleniyor. Dağıtımı beklenen aşıların fiyatı ise 199 lirayla 243 lira arasında olacak. Eczacılar riskli gruplara ücretsiz yapılacak olan aşıların miktarının yetersiz olduğuna dikkat çekiyor. Bence hepsi parasız olması gerekiyor. Yani eşit tutmaları lazım halkı. İngiltere 30 milyon doz, Almanya 26 milyon doz, İran'sa 7,5 milyon doz aşı temin ederken Türkiye'de bu sayı yalnızca 4 milyon. İki türlü aşı olacak. Bir devletin ödedi, yani SGK'nın Sosyal Güvenlik Kurumu'nu karşıladığı, bir de karşılamadığı olarak iki gruba ayrılacak. Kronik hastalar SGK'dan temin edecekler. SGK'dan temin edemeyen, kronik hasta olmayanlar da ücretli kendileri alacak. Şu an tam net fiyatlar belli değil, gelince belli olacak. Çünkü vatandaşın zaten alım gücü sıkıntılı, ekonomik problemler çok fazla. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya genelinde her yıl 5 milyon civarında grip vakası ortaya çıkıyor ve bundan kaynaklı ölümlerin sayısı 650 bini buluyor. Bu veriler gösteriyor ki grip ciddi bir hastalıktır ve risk grubu içerisinde yer alan bireyler yakalandığında ciddi komplikasyonlar gerçekleşebiliyor.